Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu temporale preposition. Ne anlamalıyız bundan arkadaşlar? Bu zaman edatları demek. Şimdi bu zaman edatlarını zwischen arasında von bis, şu zamandan şu zamana, von an gene aynı anlama gelmiş oluyor. Yani şu zamandan şu zamana anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz örneklerle bu durumu anlatalım. Wann machst du Montagssport? Montags neydi arkadaşlar? Pazartesi günleri. Evet, pazartesi günleri derken bunu ufak yazıyoruz arkadaşlar. Evet, sport. Bunu zaten adından da anlaşılacağı üzere spor demek. Cuma, pazartesi günleri ne zaman spor yaparsın diye sorduğumuzda demek ki Wann machst du montags sport sorusunu soruyorum. Şu saatten şu saat, yani 19 saatiyle, yani saat 19 ve 21 arasında diyecek olursak demek ki zwischen'i kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Zwischen demek ki arasında demek. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Zwischen'i kullanmış oluyorum. Ich mache montags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr Sport demiş oluyorum. Demek ki ben pazartesi günleri 19 ila 21 arasında spor yapıyorum demiş oluyorum. Ich mache montags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr Sport demiş oluyorum. Von bis'e baktığımızda arkadaşlar, von bis şu saatten şu saate anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla von ve bis yapısını kullanmamız gerekiyor. Von wann bis wann? Yani ne zamandan ne zamana? Von wann bis wann machst du Montagssport? Demek ki düzeltiyorum. Pazartesi günleri ne zamandan ne zamana spor yaparsın derken ich mache montags von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. Demek ki pazartesi günleri 19'dan 21'e kadar spor yaparım derken demek ki ne diyecekmişiz? Ich mache montags von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport diyecekmişiz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wann machst du Montagssport? Wann machst du Montagssport? Ich mache montags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr Sport. Ich mache montags zwischen 19 Uhr und 21 Uhr Sport. Von wann bis wann machst du montags Sport? Von wann bis wann machst du montags Sport? Ich mache montags von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. Ich mache montags von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. Başka bir örneği inceleyelim şimdi isterseniz arkadaşlar. Wann gehst du morgens schwimmen? Schwimmen neydi arkadaşlar? Yüzmek demekti. Sabahları ne zaman yüzmeye gidersin? Demek ki wann gehst du morgens schwimmen? Ich gehe morgens, bakın zwischen'i kullandığımda zwischen 6 Uhr und 7 Uhr schwimmen, yani saat 6 ile 7 arasında, demek ki zwischen arasında, ich gehe morgens zwischen 6 Uhr und 7 Uhr schwimmen demiş oluyorum. Yani saat 6 ile 7 arasında yüzmeye gidiyorum. Ben bunu von bis yapısıyla kullanacak olsaydım ne yapardım? Sorum şöyle olacaktı. Von wann bis wann, ne zamandan ne zamana, von wann bis wann gehst du morgens schwimmen? Ne zamandan ne zamana sabahları yüzersin? Ich gehe von 6 Uhr bis 7 Uhr schwimmen. Yani yüzmeye saat 6 ile 7 arasında gidiyorum demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wann gehst du morgens schwimmen? Wann gehst du morgens schwimmen? Ich gehe morgens zwischen 6 Uhr und 7 Uhr schwimmen. Ich gehe morgens zwischen 6 Uhr und 7 Uhr schwimmen. Von wann bis wann gehst du morgens schwimmen? Von wann bis wann gehst du morgens schwimmen? Ich gehe von 6 Uhr bis 7 Uhr. Evet, buraya morgens'ı da ekleyebiliriz arkadaşlar. Morgens schwimmen. Tekrarlayalım. Ich gehe von 6 Uhr bis 7 Uhr
morgens schwimmen. Ich gehe von 6 Uhr bis 7 Uhr morgens schwimmen. Zaman aidatlarının sonuncusu olan arkadaşlar von an'ı inceleyelim. Von an arkadaşlar, diyelim ki süremiz, yani zamanımız buradaysa, ne zamandan itibaren diye söyleyecek olursam arkadaşlar, ne zamandan itibaren, şu tarihten şu tarihe, yani şundan itibaren anlamına gelen von an'ı şimdi birlikte bir inceleyelim. Bunun sorusu arkadaşlar ab wann? Ne zamandan itibaren? Ab wann fährst du nach München? Evet, Münih'e ne zamandan itibaren yola çıkıyorsun gibi bir anlam çıkmış oluyor. Cevaba baktığımızda arkadaşlar, ich fahre nach München. Evet, Münih'e gidiyorum. Ne zamandan itibaren? Von morgen an. Yarından itibaren. Yarından itibaren demek ki von morgen an demekmiş. Ich fahre nach München. Von morgen an. Aynı şekilde biz bunu tarihlerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın burada gene ab wann gelmiş. Ab wann fliegst du nach Hamburg? Evet, Hamburg'a fliegen neydi? Uçmak demekti. Ne zamandan itibaren Hamburg'a uçuyorsun derken, ich fliege nach Hamburg vom 8. April an. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, burada datiflik gelmiş. Demek ki ne yapmamız gerekiyormuş tarihlerde? Vom getirmemiz gerekiyormuş. Vom 8. April diyoruz. Bunu sıralama sayılarında ayrıntılı şekilde görmüştük arkadaşlar. İzlememiş olanlar ya da sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili dersimizi mutlaka izlesinler. Orada ayrıntılı şekilde görmüştük. Demek ki tekrar soruya cevaba gelecek olursak, ich fliege nach Hamburg. Evet. Ne diyor bu cevap? Hamburg'a uçuyorum. Ne zamandan itibaren? 8 Nisan itibariyle diyecek olursak. Demek ki ne diyormuşuz? Ich fliege nach Hamburg vom 8. April an. Bu edatların arasındaki farkı bir kez daha inceleyelim arkadaşlar. Zwischen demek ki neymiş? Arasında demekmiş arkadaşlar. Von bis, şu zamandan şu zamana. Yani biz burada belli iki zamanı kıyasladığımızda şu zamandan şu zamana demiş oluyoruz. Von an ise arkadaşlar şu tarihten itibaren, şu zamandan itibaren diyoruz. Zaten buradaki yuvarlaktan kasıt şu anki zaman, ama ileriki bir zamanda başlayacak olan bir şey, bir süreçten bahsederken demek ki von an'ı getirmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ab wann fährst du nach München? Ab wann fährst du nach München? Ich fahre nach München von morgen an. Ich fahre nach München von morgen an. Ab wann fliegst du nach Hamburg? Ab wann fliegst du nach Hamburg? Ich fliege nach Hamburg vom 8. April an. Ich fliege nach Hamburg vom 8. April an. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde zaman edatlarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.